Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün günlerden 5. mevsim. Evet, 5. mevsim programıyla yine karşınızdayız. Çok değerli uzman doktorumuz, kadın doğum uzmanımız Azer Aras bizimle beraber. Kadınların yaşadığı sorunlardan, yani hamilelikten, doğumdan ve en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Onlarla konuşacağız, onu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Mukadder Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin, elhamdülillah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kadın olmak zor. Rabbim yaratan bizi böyle yaratmış. Mükafatları da çok fazla Allah'ın izniyle. Ama yaşamak, kadın olarak yaşamak çok zor, biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Kadınların en çok yaşadığı sorunlar nelerdir? Yani kadın olarak kadın yaşadığı anlamında. Annelik anlamında. Bu işin felsefesi, cevapları da var ama felsefi kısmına tabii ki ben değinmeyeceğim. Tabii yani ben tabii ve kadın doğa açısından bakacak olursak kadınların temel problemi gebelik sürecindeki temel problemleri çok yoğun korku yaşamaları, endişe yaşamaları. Yani bebeğime bir şey olacak. İşte tedirginlikleri çok yaşıyorlar. O doğum gelişimi nasıl? Da var zaten. Ha, gelişimi ay, nefes nasıl? Alıyor mu, almıyor evet. mu? Uyuyor mu, uyandı mı, ne yapıyor diye. Evet, evet. O öncesi süreci tabii biz takip evet. edebildiğimiz için onları biliyorum. Her kontrole geldiklerinde bir nefes içlerinde ben ultrason bakıncaya kadar, o kalp atışını görünceye kadar ha tamam. Daha sonraki süreçte kilosu kaç? Doktor hanım, gelişimi iyi mi? İleride mi? Sağlıklı geride mi? Mi? Sağlığı nasıl? Bu kaygıları yoğun yaşıyorlar. Oradan mutlu bir şekilde ayrıldıkları zaman ne mutlu bize, ama tabii her zaman güzel haberler de veremiyoruz. Onlara vermek bize çok daha zor, çok daha acı verici. Yüzde kaç bu oran? Yani gebelik kaybı oranı gençlerde tabii çok daha yoğun yaşamıyoruz biz bunu. Daha ileri anne yaşlarda bebek kaybı görüyoruz ya da gelişimlerinde sıkıntı görüyoruz. Onlarda genellikle hani ileri yaşın getirdiği yaşlı yumurtanın döllenmesiyle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Veya ileri yaşın getirdiği guatr hastalığı olabiliyor, diyabet hastalığı olabiliyor, hipertansiyonu olabiliyor. Veya toksik bir maddeye maruz kalmışsa, ağır işlerde çalışıyorsa onların getirdiği sıkıntılarla bebek kaybı yaşayabiliyor. Ama bunun dışında tabii başka sebepler de var mı? En yaygın gördüğümüz, yani ne yazık ki ben şu anda çok görüyorum bunu. Trombofili bozukluğu çok görüyorum hastalarımda. Trombofili bir tür pıhtılaşma bozukluğu hastalığı. Bebeğe giden kan akımında bozulma oluyor. Bebek kaybı yaşanıyor. Tıp bize diyor ki bebek kaybı yaşandığı zaman 2 ya da 3 tane bebek kaybı olduysa o zaman araştır diyor. Yani şimdi ben kadın olarak bir tane bebek kaybı yaşadıysam bu bana zaten büyük bir travma, büyük üzüntü veren bir şey. Ve istiyorum ki neden, o nedenin aydınlatılmasını istiyorum. Yani benim bir hatam var mı, benim bir suçum var mı ki aynı suçu tekrar etmeyeyim. Ya da düzeltilebilir sebeplerse o tür tedavimi olayım. Evet. Şimdi bu tür araştırmaları ben açıkçası hastalarıma bir tane kaybı olduysa hemen yapıyorum. Yani 2-3'ü beklemiyorum. Zaten her defasında bir travma yaşıyor tabii hasta. Ki. O gebelik kaybı yaşandıktan sonraki süreçte bebeğin sonlandırılması kürtaj yoluyla oluyor. Evet. Yani bu da ayrı bir sıkıntı. Yani o işin psikolojik üzüntüsünü falan geçin. Bir de tıbbi olarak da tabii riskler var. Küretaj sonrası olabilecek komplikasyonlar açısından. Hem bedensel hem psikolojikman. Evet. İşte psikolojik olarak kendilerini yeniden gebeliğe hazırlama süreçleri 3 ay en az gibi. Tıbbi önden gene öyle. Bu araştırmalarımız sonucunda hani belirli enfeksiyonlar, belirli sistemik hastalıklar, anne babada genetik problemler, bunları araştırırken pıhtılaşma paneline de bakıyorum ben. Ama hani bizim bilgimiz denizde bir kum tanesi. Evet. Tabii ki yaradan bilir, biz çok bilmeyiz tabii ama tabii. Araştırmalarımız sonucunda neredeyse %80-90 hastada, gebelik kaybı olan hastada mutlaka bir pıhtılaşma bozukluğu çıkıyor. Neden oluyor peki? Bu bizim genlerimize işlenmiş aslında. Yani genetik kodlarımızda olan bir durum. Şimdi ilişkin ilginci, pıhtılaşma bozukluğu olup bir tane sağlıklı çocuğu var. Daha sonra karnında bebek ölmüş. Bunu açıklayamıyorsun. Diyorsun ki hani bu pıhtılaşma bozukluğu varsa bu çocuk niye yaşadı? İşte orada da yaş ve immünolojik faktörler çıkıyor. Çünkü her yaşla beraber vücudumuz da ister istemez tromboza meyil başlıyor.
Ve her gebelikte salgılanan hormonların miktarı da aynı değil. Yani çoğul gebelikte daha fazla hormona maruz kalıyorsun. İkiz gebe kalan kadın daha fazla östrojen üretiyor, daha fazla progesteron. Evet. Damarlarda daha çok pıhtılaşmaya meyil arttıran hormonlarımız bunlar. Öyle olunca daha çok risk altında. Evet. Ama tekilde aynı şey olmayabiliyor. Ya da yaş faktörü giriyor. Aslında pıhtılaşma bozukluğu var. 30 yaşından önce anne olmuş ama 30 yaşından sonra otomatik yaşa bağlı tromboza eğilimimiz evet. hepimizin başlıyor. Yani pıhtılaşma bozukluğu olmasa bile. Tabii bunu saptadıktan sonra tedavisi kolay. Yeter ki saptayabileyelim. Onların takiplerinde toksoplazma var bir de. Evet, bir de toksoplazma, rubella, CMV, sitomegalovirüs bunun. Bunları araştırıyoruz. Hani gebelik sırasında bu ajanlara, bu hastalıklara maruz kaldıysa o düşüye, anne karnında ölüme, gelişme geriliğine evet. ve bebekte ağır anomalilere neden olabiliyor. Özellikle evet. şu toksoplazma konusunu biraz açmak istiyorum. Evet, bence de. Çünkü toksoplazma kedi dışkısından bulaşan bir tür mikrop bize. Bir tür parazit aslında. Enfekte kedi dışkısından. Şimdi evcil hayvanı olanlar, besleyenler vardır. Hastalık kedide kendini belli etmez. Evet. Kedi de belli etmez ama sizin hayvanınız çiğ et yediyse, yani mama dışında bir şeyle beslenmiş ya da bir kuş yakalamış yediyse onun enfekte dışkısından size bulaşabilir. İlk 3 ayda bulaştıysa bebeğinizin kaybına ya da ağır anomalilere neden olabilir. Bebeğiniz katarakla doğabilir, kör doğabilir, sağır da olabilir. O anneye zararı yok fakat bebeğe evet, değil mi? Evet, çünkü anne de hastalığı geçirken anne çok aktif hissetmez hastalığı. Yani böyle bir ateşti, ishaldi vesaire bir şey yapmaz. Hafif gribal semptomlarla geçer ve bağışıklık bırakır. Ama o geçiş hastalığı geçirdiği dönemde eğer hamile ise bebeğe de plasenta vasıtasıyla geçiyor. Ama evet. bebek korumasız. Öyle olunca gelişme aşamasında bebeği olumsuz etkileyebiliyor, evet. zarar Peki, verebiliyor. Peki bu geçici bir şey mi rahatsızlık, toksoplazma? Yoksa bedene bir kere girdiği zaman, anne bir kere o rahatsızlığı aldığı zaman o mikrobu defalarca bebek kaybına neden olabiliyor hayır. mu? Hayır, hayır. Anne hamileyken gebe kaldı, virüste maruz kaldı. Bebek diyelim ki çok ağır anomalili veya işte bebek anne karnında öldü, işte gebelik sonlandırıldı. O anne belli bir süre sonra o hastalığı bağışık olarak kalır. Bir sonraki hamileliğinde immünoglobulin G pozitif bağışık demek, toksoplazma. Immünoglobulin M hastalığı akut şu anda taşıyor demek. Yani biz gebeliğin ilk dönemlerinde riskli gördüğümüz, tabii her hastayı rutin taramıyoruz biz burada. Riskli gördüğümüz hastalarda bu GM testine bakıyoruz. Yani immünoglobulin evet. testlerine bakıyoruz. Hani bu hasta akut geçiriyor mu? Bağışık mı? Bağışıksa sorun yok. Bunu çok önceden geçirmiş demektir. Çiğ et yese de bu hastaya bir şey olmaz demektir artık. Evet. O nedenle de biz hani gebelere çiğ et yemeyin, sebzelerinizi, meyvelerinizi, yani toprakla temas eden her şeyi çok güzel yıkayın. Hatta mümkünse sirkeli suda bekletin. Evet. Evcil hayvanlarınızı mutlaka veteriner kontrollerine götürün evet. diye uyarıda bulunuyoruz. Yani, eskiden çok daha fazlaydı. Çünkü sanayileşmiş. Çok da bilinmiyordu. Evet. Yani bebek kaybı 30 yıl oldu. Önce evet. çok da fazla bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Evet. Toprakla da artık uğraşan kişi sayısı azaldığı için hepimiz evlere mahkum olduğumuz için evet, tabii evet. eskiye göre daha az görüyoruz ama yine araştırmakta fayda olan bir test. Geç dönemde bebeğe bulaştığında çok zararı olan bir parazit değil ama ilk 3 ay çok tehlikeli. Engelli doğmasına engelli, da sebep engelli oluyor engelli olabiliyorlar. Mi? Yani ya karnında ölüyor ya düşük yapıyor ya da engelli dünyaya ölüyor. Geliyor ya da çok ağır engellerle dünyaya geldiği evet. için ölüyor. Ama çoğu ilk 3 ayda karşılaştığı zaman sonuç o sonuçlarımız hani bebek ölümü yönünde. Az pişmiş et yiyince de çiğ et yemiş gibi olur. Olur. Çok ulaşabiliyor mu? Evet, çok iyi pişmiş olması lazım etimizin. Evet. Az pişmiş et yemeyi sevenler de buradan duyurulur. Vallahi bilmem işte hocamız söylüyor zararlıymış. Hem de çok kötü. O süreci atlatmak gerçekten çok kötü. Ben bunlara değindikten sonra son yıllarda artan sezaryen doğumların sebepleri nelerdir diye soracağım size. Çünkü nerede karşılaşsam yani normal doğum yok denecek kadar az.
10 parmaktan belki bir tanesi normal, 9'u sezaryenle doğum yapmış oluyor. Buna neden kaynaklanıyor? Şimdi yani bu çok yönlü. Hani burada hekim faktörü var, hasta faktörü var, yasa faktörü var, gelişmişlik seviyesinin, okumuşluk seviyesinin etkisi var. Şimdi önce biz kendi hastanemiz olarak söyleyeyim, Kızılay Hastanesi olarak söyleyeyim. Biz kesinlikle normal doğum yanlısı bir hastaneyiz. Doğum oranlarımız yani primer sezaryen oranımız %30. Yani bize gelen 100 hastanın 70'i normal doğuruyor demek. Güzel. Gerçekten çok iyi oranlarımız Güzel. Var. Evet. Ben de bunu şuna bağlıyorum. Hastalarımızı gerçekten bu yönde kanalize ediyoruz. Yani hasta benim karşıma gelip de oturduğunda başlar başlamaz yola bir kere ben kendi tercihimi söylüyorum. Evet, ben hekim olarak tercihte bulunabilirim. Bakın diyorum, yani bir yola çıkacağız. Bu bir yolculuk. Güzel bir yolculuk. Varlığın muhteşem mucizesine tanıklık ettiğimiz bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda her şey yolunda giderse önceliğimiz normal doğum. Bu yönde lütfen kendinizi hazırlayın. Bu yönde bana sorulması gereken neyse sorun. Kaynak isterseniz kaynak yönlendireyim. Ama siz de kendiniz okuyun, araştırın. Kendinizi buna hazırlayın. Çünkü ben isteğe bağlı sezaryen yapan bir hekim değilim. Evet. Bir kere hekim duruşunu belirlemeli bu konuda. Yani evet, sezaryen bana çok kolay. Tabii. 20 dakikada yapıp çıkacağım. Evet. Hastanın başını beklemeyeceğim. Ekonomik olarak daha fazla gelirim olacak. Ama ben neden normal doğum tercih ediyorum? Bir, bu fizyolojik. Yani yaradan bunu koyduysa, kedi, köpek bile doğuruyorsa insan neden doğurmasın? Yani bir de onlar dışarıda yardımsız doğum yapıyorlar. Yardımsız, hastalarıma da bunu söylüyorum. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz tarlada doğum yaparlarmış kendi başlarına. Tarlada. Ha tabii o zamanın koşullarında bebek ölümleri ve anne ölümlerimiz de yüksekmiş. Şimdi biz o oranlarımıza da dönmek istemiyoruz. Biz şu anda gerçekten anne ölümünde de bebek ölümünde de çok yol kat ettik. Evet, hani istiyoruz ki hastanede olsun. Acil bir durumda gereken neyse yine hekiminin kontrolünde yapılsın. Evet, tabii ki. Hani bir kere buradan hastayı baştan doğru kanalize etmek gerekiyor. İkincisi hastanın gereksiz endişeleri konusunda, yani ailesinden, yakınlarından kötü doğum öyküleri dinleyip kendini olumsuz etkilememesi gerekiyor. Evet. Yani şimdi bir kadın 3 doğum yapıyor, 3'ü birbirinden farklı. Evet. Her doğum hikayesi birbirinden farklı. Yani kendini olumsuz kodlamaması gerekiyor. Yani şu kadar sancı çektim, şu kadar uğraştım, şu kadar şu oldum. Emin olun kolay bir süreç değil. Elbette ki zor. Tabii ki anne olmak kolay elbette değil. Elbette ki zor. Yani gerçekten çok travmatize edici, acı verici. Ama hastalarımı çok güzel hazırlıyorum ben. Kendilerini çok güzel hazırlıyorlar. Çünkü bu bir yolculuk. O ağrılar senin acı çekmen için değil, bebeğinin sana yaklaştığı ağrılar. Yani her ağrıyla beraber bebeğine biraz daha yaklaşıyorsun. Evet. Bebeğine biraz daha yaklaşıyorsun. Mutlu sona çok az kaldı. Evet, hayalini kurduğun, kucağına alacağın yavrun. Hani 9 aydır bunun hayalini kuruyorsun. Çocuğumu şöyle bakacağım, çocuğuma şöyle yapacağım. Bu şekilde anlatınca insanlara, yani beynini böyle kodlayınca ben buna inanıyorum. Gerçekten de süreç çok güzel ilerliyor. Hiçbir sorun yaşanmıyor. Ne güzel. Ve hani nasıl size söyleyeyim, hani ben kesinlikle hani atipik kişiliği olan, endişeleri, kaygıları çok yoğun yaşayan annelere bile doğurduktan sonra diyorum ki herkes doğurur. Doğru herkes doğurur. Şimdi sezaryen oranları neden yükseldi? Burada oraya dönelim. Bir koyalım isterseniz sözümüze, çünkü bizim aramız var. Tamam. Bir reklam arası verelim, ondan sonra kalan yerden devam. Kısa bir ara sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Kızılay Hastanesi'nden uzman doktor Azer Aras bizimle beraber, kadın doğum uzmanı ve kadınların en çok yaşadığı sorunlardan bahsediyoruz programımız başladığından beri. Ve son yıllarda artan sezaryen sebepleri, sezaryen doğumların sebepleri demiştik, orayı anlatıyorduk. Evet, daha birinci başlığı daha bitiremedik, yani anne korkusu, annenin doğum ağrısından korkusu.
annenin işte başına ne gelecek doğumda, başına Allah korusun bebeğine bir şey mi gelir, kendi başına bir şey mi gelir korkusu. Bunun dışında hastaneye kavuşabilecek miyim korkusu. Evet. Yani doğumda biliyorsunuz bazen epizyotomi açmamız gerekebiliyor bebeğin inişinden sonra. Bunu genellikle ilk doğumlara yapıyoruz ama bazen ilk doğumlarda benim yapmadığım da oluyor. Eğer hasta eğitimi uygun tamamlanmışsa. Belirli perine masajları diyoruz, vajina masajları diyoruz. Yani belirli yağlarla o bölgeye masaj uygulayıp dikişsiz doğurttuğumuz hastalarımız da var o bilinçli insanlar olduğunda. Ama o süreçte işte dikişim yırtık nasıl olur, çok olur mu, işte üzerine oturabilir miyim, yok işte makatam yırtılır mı, idrar kesem sarkar mı, yok vajinam genişler mi, bir sürü kaygı var. Bu birinci sebep. İkinci sebep, yani anne kaygılarının dışında sezaryana yönlendiren ikinci sebep bizdeki ne yazık ki ebelerin bu işi primer bırakıp hekimlerin üzerinde kalması. Yani bir hekim, evet ben hastalarımı doğurtuyorum, doğumlarına giriyorum ama primer ebem takip eder. Ebem donanımlı olmalı benim. Evet. Ebem donanımlı olmazsa başını beklerim. Ebem donanımlı olmazsa, takibini bilmezse ben o hastanın sorumluluğunu alamam, baştan sezaryana alırım. Çünkü evet, her hastanın başında durma imkanın yok. Evet, doğru. Ha, burada yardımcı sağlık personeli yetiştirmede sıkıntımız var. Şu anda bizim ebelerimiz çok iyi, hepsi çok çok iyi. Ama her ebemiz başladığında emin olun yeni mezun ebelerimiz tuşe bilmeden geliyorlar. Oo. Yani vajinal tuşeyi bilmek bizde esas. Ha yetiştiriyoruz, devlete gidiyor, hizmete gidiyor. Ama o zaman bu, staj şeyi yetersiz. Bu bilmiyorum dönemi. Yani bir eğitimde, üniversite eğitiminde bir sıkıntı var ya da stajlarında bir sıkıntı var. Ama bu 5 yıldır bu süreci yaşıyorum. Bunun haricinde hekimlerin korkusu var. Çünkü doğum sonrasında oluşabilecek komplikasyonlardan dolayı en çok tazminat ve malpraktis davalarına maruz kalan meslek branşı kadın doğum. Size bir örnek vereceğim. Ben 2006 yılında uzman oldum. 2001 yılında İçSAS'a başladım. Ben İçSAS'a girdiğimde tuz puanı tam puan 70'ti. Ve kadın doğum 67 puanla alıyordu. Yani çok iyi bir sınavı geçmen gerekiyor uzmanlık sınavını. Şu anda kadın doğum puanı 54-55. Tercih edilmeyen puanlardan, bölümlerden. Birinci temel sebebi bu. Çünkü en çok davanın olduğu bölüm, en yorucu branşlardan biri, evet, her an her şey olabilecek branşlardan biri. Öyle olunca da hatta bazı bölümlerde, bazı üniversitelerde kadın doğuma ihtisas için asistan bulamıyorlar. Hocalar böyle nöbet tutuyorlar. Yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi burada yasa boşluklarının düzeltilmesi gerekiyor. Yani yasa hekimin yanında olmazsa, hekim korkarsa, bu hastada başıma şu gelirse, şu kadar para ödeyeceğim diye korkarsa yazmaz o branşı. O işe de girmez. Çok değil, 30 yıl sonra histerektomi yapacak hekim bulamayacağız biz ülkemizde. Evet. Yani bizler son kuşaklarız, öyle diyorum. Hekimin bu konuda bir korkusu var. Yani evet, doğumda her şey yolunda gitmeyebilir. Acil durumlar gelişebilir. Komplikasyon dediğimiz şeyler olabilir. Yani ikili tarama testi gebelik sürecinde biz yaptırmalarını öneriyoruz hastalarımıza. Dörtlü tarama testi öneriyoruz. Testin sonuçları normal çıkıyor ama buna rağmen Down sendromlu çocuk dünyaya geldiği zaman aile hasta hekimi tazminat davasına maruz bırakıyor. Yani öyle olunca sen ne testi yapmak istiyorsun, ne hastaya bakmak istiyorsun. Yani bir de Down sendromu da ayrı bir konu. Yani benim bakış açım burada, ailelerin kararına saygılıyım. Ama bu çocuklar özel eğitimle çok iyi yerlere gelebiliyorlar. Evet. Neden sonlandırılıyor? Evet. Hani bu benim kişisel fikrim. Kendim de böyle bir sonlandırma olayına girmedim, girmem de. Hani bu benim mesleki tercihim. Tebrik ederim. Mesleki tercihim. Süpersiniz. Birçok şey saydık. Bir sürü daha sorumuz var aslında da izleyicimiz biz soru yöneltmiş bize. İyi yayınlar demiş. Ben 108 kiloyum ve bebek sahibi olmak istiyorum. Kilodan dolayı çok korkuyorum. Bir sorun yaşar mıyım? Bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim demiş. Şimdi bu kiloyla gebe kalmasını önermiyorum. Yani öncelikli olarak
body mass indeksi dediğimiz riskli sınırlardan normal seviyelere düşmesi evet. lazım. Bu şekilde gebe kalırsa üzerine gebelikte alacağı kilolarla tansiyon, diyabet, pıhtılaşma, bebekte problemlerle karşılaşabilir. O nedenle de önce bir kendisi zayıflasın. Çünkü zaten şu anda vücudunda fazladan 30-40 kilo yük var. Yani o dizler onu taşıyor, o bel onu taşıyor. Boyu ne kadar bilmiyoruz. Yani o nedenle de onu makul seviyelere çekip 90'lı sınırlara çekip gebelik boyunca da dikkatli bir diyetisyen kontrolüyle bebeğin kilo alacağı şekilde bol proteinli bir beslenme planı, karbonhidratı sınırlı tükettiği bir beslenme planıyla gebeliğinde benim zayıfladığım hastalarım var. Yani dediği gibi 100 kilo başlıyor. Diyorum ki hayır, bu böyle olmaz. Çok güzel. Bu böyle olmaz. Birlikte. Doğum sonrası 10 kilo veren ve üzerine de 3 kilo, 4 kilo çocuk doğurup üzerine bir de ekstradan 10 kilo veren hastalarım oluyor doğum sonrası. Yani yine de o gebe kalmasın. Önce evet, bir normal evet, sınırlara evet. düşsün. Biraz kilo ondan versin, sonra diyetisyen kontrolüyle beraber gebeliğini takip ettirebilir. Evet, teşekkürler. İyi günler, ben Nurcan demiş bir izleyicimiz. Tüplerimi bağlattım. Adetim iltihaplı oluyor. Bunda bir sıkıntı var mı? Şimdi Nurcan Hanım, şimdi tüp ligasyonu sezaryen sonrası yapılır. 30 yaş üstü olacak, 3 çocuğu olacak. Yapılır. Geri dönüşsüzdür. Ama tüp ligasyonunun adet düzensizliği üzerine bir olumsuz etkisi yok. Kokulu adet görmesi üzerine de bir etkisi yok. Tüplerini bağlatmışsa hatta yumurtalı kanserinden korunur da. Şu anda onun düzensizliğinin ve kokulu adet görmesinin başka bir sebebi olmalı. Onu bir araştırmakta fayda var. İltihaplanma falan olabilir. Evet, yani İltihaplanma. Başka bir şeyden kaynaklıdır onlar. Peki normal doğumun avantajları nelerdir? Şimdi çok özür dilerim. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani normal doğum yapan bir kadın olarak en güzel avantajı o doğum biter bitmez. Zaten çocuk dünyaya gelir gelmez sancılar otomatikman bitiyor. O doğum sonrası hemen bebeğinizi kucağınıza veriyorlar ya, işte o her şeye değer. En büyük avantajı bu bence. Ay Mukadder Hanım, sanki o güne geri döndünüz. Gözlerinizde o ışıltıyı hissettim. Evet, evet. Dünyada en çok zevk aldığım, yani mutlu olduğum şeylerden bir tanesi bebeğimi kucağıma aldığım çok zamandır güzel, bebeklerimi. Çok güzel. Şimdi o ana tanıklık etmek de bizim için büyük mutluluk. Evet, yani, doğru. Şimdi doğurduktan sonra ben bebeğin hemen kafası çıktıktan sonra ağzını bir güzel siliyorum. Anneden kordonunu kesmiyorum. Annenin göğsüne yatırıyorum. Oh ne güzel. Eğer bebekte tabii kalp atışında bir problem ya da işte tabii. oksijenizasyon. Çoğunlukla böyle yapıyorum. Bir bak diyorum çocuğuna. Evet. Anne bir bakıyor. İlk tanışma anlarına tanıklık etmek inanın benim için de muhteşem bir şey. Aynen öyledir eminim inanın. Hani o birkaç saniye kalsın, bir annesini koklasın ve çoğunluğu da ağlamıyor biliyor musunuz? Annesinin kokusundan evet, aldığımızdan evet. ağlamaya başlıyorlar. Alma beni oradan diyor evet, sanki. Evet, videolar izliyoruz hani zaman zaman. O kan akımı kesilmeyinceye evet. kadar ben kordonu çok kesmiyorum. Hani kan akımı her ne kadar pediatri hekimleri hadi bebeğimizi ver, hadi bebeğimizi ver deyip beni sıkıştırsalar da ben biraz onların ilk anlarına, ilk şeylerine tanıklık etsinler istiyorum. Çok güzel. İşte o ilk temasla beraber beyinde aşk hormonu, aynen. oksitosin, aynen. annenin göğüslerine iniyor, çabuk geliyor, çabucak süt iniyor. Aynen. Ama sezaryanda ilk temas olmadığı için evet. işte süt geç iniyor. Evet. Birinci avantajı bu. İkincisi doğuruyor, kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor, benim yanımda yıkıyor. Bebeğini kucağına veriyorum odasına gidiyor odasına ve gidiyor. Yürüyerek o kadar gidiyor. Basit. Ama sezaryen öyle mi? Bir haftada kendine gelemiyorsun. Tabii 48 ki. Saat hastanede yatıyorsun. Beslenme 6 saat sonra, dolaşma 6 saat sonra. Evet. Pozisyon değiştiremiyorsun. Yani avantajları normal doğumlu sezaryana göre fazla. Çok çok üstün. Fazla. İyi ellerde, kendini hazırlayarak. Bir de şöyle bir şey biliyorum ben, doğru mu yanlış mı siz beni yönlendirin. Annede, rahimde bazı bir hastalıklar şeyler varsa bebek onları da alıp getirir derler halk arasında. Şimdi her doğumda. Her doğum gençleştirir derler. Değil mi? Evet. Çünkü aktifleşiyorsun birdenbire. O bebeğin peşinde koşacaksın, onunla ilgileneceksin, onu besleyeceksin. Hı-hı. Yani gerçekten de anne için bir dinamizm sağlıyor bu. Hı-hı. Ama hastalıklar konusuna gelince yumurtalık kistlerine olumlu etkili. Evet. Polikistik over üzerine olumlu etkili. Daha ne olsun? Evet. Daha ne olsun? Ama miyomları büyütebiliyor.
Rahim ağzı ve iltihaplarda gebelikte tedavisi zor olduğu için öncelikli olarak gebe kalmadan önce rahim ağzı iltihabını, rahim ağzı yarasını bir tedavi ettirmek lazım. Evet, ona genel bir jinekolojik muayene yaptırıp testlerinize bakıp o zaten ondan mutlaka sonra 6 ayda bir ya da senede bir yaptırmamız gereken evet, bir şey ama evet, hepimiz ihmal ediyoruz. Yıllık baktırmak lazım. İhmal etmememiz lazım. Evet. Hem daha ekonomik, hem daha çabuk iyileşiyorsun, hem daha çabuk sütün iniyor, hem daha çabuk duygusal ilişki geliştiriyorsun. Çok ayağa kalkıyorsun. Cerrahi bir müdahale değil. İşte olumsuz yönü ne zaman başlayacak bilmiyorsun. Evet. Kavuşabilecek mi bilmiyorsun. Aman korkuyorsun olacak, sen nasıl olacak. Sence biraz yıpratıcı ya oluyor. Burada da ki teslimiyetçi olmak lazım. Hekimine güveneceksin. Çünkü aynen, seni en iyi kendi hekimin bilir. Kendi doktorun bilir. Kendine inanacaksın en başta. Hı. Ben bu işi yapabilirim. Bir kere sen hamile kaldıysan doğurabilirsin demek. Evet. Aynen öyle. Bitti. Bir aynen kere kadınsan doğurabilirsin. Kendi kendini telkin ederek bu yola çıkacaksın. Telkin ettiğin zaman da emin olun süreç çok güzel ilerliyor. Hı hı. Güven ve inanç temelimiz. Peki sezaryanın doğum avantajı var mı yok mu? Avantajı, yani avantajı nedir, dezavantajı nedir sezaryen doğumunun? Avantajı tarihini verir doktorun. Evet, heyecana gerek yok, telaşa gerek yok. Odanı rahat süslersin, akrabalarına rahat haber verirsin. Saatin belli, gireceğin durum belli. Yani bunun dışında bence çok avantaj görmüyorum ben. Aynen. Çünkü sonuçta bir cerrahi müdahaleye maruz kalıyorsun. Aynen. 7 kat kesiyoruz. Evet, kulakları çınlasın. Doktor Faruk Sukan'da görev yapan Semra Soysal vardı. Evet. Sema Soysal, Sema pardon. Abla. Sema Soysal. Sema abla. Onunla biz çok program yaptık zamanında. Aynalı Beşik isimli anne ve bebek sağlığını içeren bir program. Derdi ki hep 7 kat kesiyoruz. Aynen. Bunun ötesi var mı? Yarım insan oluyorsunuz artık. 7 kat gerçekten öyle. Bak, batın duvarını kesiyoruz. Batın altı fasciyeyi kesiyoruz. Yağ doku kesiyoruz. Kasların üzerindeki fasciyeyi kesiyoruz. Hı-hı. Kasları aralıyoruz. Evet, evet. Batın ön peritonunu kesiyoruz, iç zarı kesiyoruz, mesanenin ön duvarını kesiyoruz, evet, rahimi kesiyoruz, oh, yetmiyor, oh, oh, bebeği saran amniyon zarı kesiyoruz, evet, bebeği öyle çıkartıyoruz. Evet. Bakın 7 katı da tekrar geri dikiyoruz. Yani bu, evet, iyi ki var. Tabii ki, yani ters durumlarda. İyi ki var, hani bebek ters gelmiştir, bebeğin tabii plasenta önde geliyordur, anne tabii için ki tehlikeli. Kalp atışı düştü, Allah korusun, tabii, bebeği yok, tabii, oksijensiz hı-hı kalabilir. Kaka yaptı, kaka yuttu, bebekte sıkıntı. Suyu azalıyor, suyu bir azalıyor, sürü sorun olabiliyor. Evet, böyle durumda evet bu bizim çıkış tabii kapımız. Aynen. Ama hani karayollarında can var ya, karayollarında böyle sert virajlar oluyor. Bu Seydişehir yolunda da var, evet, Antalya evet Seydişehir yolunda çıkış rampası. Evet. Yani aktif değil orası. Aha. Orası aktif trafiğe açık değil ama bir zor durumda tercih ettiğimiz yol. Aynen öyle. Çıkış rampamız. Çok güzel tarif ettiniz. Teşekkür ediyorum. Doğum korkusundan bahsettik zaten. Sezaryanın nasıl yapıldığını da bahsettik. Hangi durumlarda yapılacağını da söyledik şimdi. Peki kimler normal doğum denememelidir? Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi değil mi? Şimdi sıkıntı hekimi olan, hekimi derse ki bebeğin plasentası yani bebeğin eşi rahim ağzının önünde bu normal doğum kesinlikle denemesin. Hatta vajinal muayene bile olmasın. Çünkü kanama riski çok fazla. Plasenta yırtılıyor. Plasenta yırtılıp aktif kanamayla hem bebeğe hem anneye çok büyük zararlı. Eski sezaryanlar denemesin. Ha, burada bir nüans var yalnız. Orayı açıklamam gerekiyor. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Birinci normal doğurdu. Aradan 2 yıl geçti. Hı hı. İkinci sezaryen oldu. Aradan 2-3 yıl geçti. Normal doğum deneyebiliriz. Ha, güzel. Ama daha önce hiç doğum yapmamışlarda biraz ve üzerine de 2 sezaryen olduysa, bir değil de 2 sezaryen hı olduysa veya normal doğurmadı ama tam açıktan sezaryana gitti. Yani bu söylediğimiz herhangi bir acil durumdan aha dolayı ona da deneyebiliriz ama arada belli bir zaman gerekli. Süre gerekli. Ha, evet. Annenin istekli çok olması gerekiyor. Çok yakın olmaması gerekiyor. Ben onu da yazmıştım soru olarak. Ya da işte tansiyonu çok yüksek, gebelik zehirlenmesi var. Hani biz onları mesela doğum için zorlamıyoruz. Çünkü hem anne hem bebeği riske atmak olabiliyor. Evet, evet, tabii ki. Ters geliyor, ayak geliyor, zaman kol geliyor, Allah korusun. Hı-hı. Yani böyle şeyleri riske tabii atmamak tabii gerekiyor. Tabii ki, aynen öyle. Doğum aralığı ne kadar olmalıdır? Sezaryanı söyledik. İdeal zamanlama 2 yıl. 2 yıl.
Normal doğumda. Bizim önerimiz 2 yıl. Normal doğumda da 2 yıl, sezaryanda da 2 yıl. Hem annenin toparlanması, hem ruhsal, hem bebek açısından. Pediatristler genellikle 4 yaş derler. Yani anneden güvenli ayrılma tamamlandıktan sonra yapın der. Ama tıbben 2 yıl yeterli. Evet, çok güzel. Peki doğum sonrası anneler nelere dikkat etmeli? Anneler bakımlarına dikkat etmeli. Dikişlerinin pansumanlarına, kendi işte sezaryen dikişlerinin pansumanlarına. Bol sıvı almalılar anneler, bol süt içmek istiyorlarsa. Uyumalılar bebekleri uyuduğunda. Dinlenmeliler. Dinlenmeleri gerekiyor ki süt üretimi artsın. Ben genellikle doğum sonrası verdiğim vitamin ve demir desteklerini de lohusalık döneminde de kullandırtıyorum. Bir de bebek hüznü yaşamamaları için bebekle çok yalnız kalmasınlar. Yalnız başlarına, çünkü baş edememe, yanlarında yetememe korkusu. Mutlaka, yanlarında mutlaka biri olsun. Evet. Çünkü lohusalık hüznü eğer çok uzun sürerse. Onu da yazmıştım. Son yıllarda çok görülen doğum sonrası yaşanan sendrom. Doğum sendromu diyorlar. Doğum sendromu diyorlar. Tıbbi adı lohusalık hüznü, sonrası lohusalık depresyonu. Bir sonraki aşama lohusalık psikozu. İşte onu istemiyoruz biz, psikozu. Hazar Hanım, bebeğini reddediyor. Yani biz nerede doğum yaptık öyle bir şey bilmiyorduk. Farkında mı değildik acaba? Yani biraz daha küçük yaşlarda evlendik tabii hepimiz. Belki de onu öyle olacak zannediyorduk. Bilmiyorum neden bilmiyorduk. Yani ben tabii neden olmuş bilmiyorum. Kişisel gözlemimi söyleyeyim. İnsanlar artık evde çekirdek aile. Nasıl? Çekirdek aile oldukları için. Yani anladım. Büyük aileler yok artık. Anladım. Bir kalabalığın içinde, bir büyüklerin içinde olduğu zaman kızım bu normal, kızım şöyle yap, kızım şöyle yap dendiği zaman çok daha kolay atlatıyorlar. Ama yalnızken her an bir şey olacak korkusu yaşıyorlar kadınlar. Eskiden bebeği kabullenemiyorlar. Birlikte oturmasalar bile o bir iki ay mutlaka işte kayınvalide bazen kızın annesi gelip yanında kalıp onunla ilgileniyordu, onun bakımıyla. Bebeğe yardımcı oluyordu, kendisine yardımcı oluyordu. Doğru söylüyorsunuz, yani mantıklı. Şimdi çok yalnızlar. Bir de tabii anneler de hep kaygı duyuyorlar tabii ki. Çok okuyorlar. Hani okumak iyi mi kötü mü bilmiyorum ama internette o kadar çok kirli bilgi var ki, işte doğumu izliyorlar, sezaryanı izliyorlar, kitabı okuyorlar, şöyle bakacağım, böyle besleyeceğim. Yani detaya odaklanıyorlar, büyük resmi görmüyorlar. Evet, harika bir şeye parmak bastınız. Dediğiniz gibi çok araştırıyorlar gerçekten. Belki de yanlış yerleri okuyorlar, yanlış bilgiler ediniyorlar. Ondan sonra da içlerini korku kaplıyor tabii ki. Yani, nasıl bakacağım, bir nasıl yapacağım? Hamile bir kadının bence doğum videosu ya da sezaryen video izlememesi gerekiyor. Ya ben 4. sınıf öğrencisiydim, doğum izledim, düştüm bayıldım. Ay kıyamam. Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Kadın doğumcu oldum, o ayrı konu. Yani ben hekim olarak, kana alışık olarak, hastalıkları bilen biri olarak 4. sınıf öğrencisi bayılıyorsam yani, bunu sen nasıl normal izliyorsun? Normal insan aslan. Yani bir izleyip kendini boşu boşuna endişe yaratma. Doğru. Gerek yok. Zaten belirleyecek olan da sensin. Doğru. Senin güveneceğin, teslim olacağın tek şey yaradan. Aynen öyle. Önce teslimiyet gerekiyor. Önce Allah-u Teala'ya, sonra doktoruna, evet, değil mi? Evet, Allah-u Teala'ya, biz de ona emanet. Sorular bir yandan geliyor. Evet, İkinci bölümde coşuyor zaten bizim izleyicilerimiz. İyi günler, rahim yırtılması ve sezaryen ameliyat oldum. İyileşmem uzun sürer mi? Kolay gelsin demiş. 3 hafta 4 haftada rahim dikişleri toparlanır. Ama lohusalık dönemi 40. gün boyunca da rahim toparlanma süreci devam eder. Cilt dikişlerine gelince, cilt dikişleri 1. haftanın sonunda kaynamış olur. Evet, güzel. O zaman çok uzun sürmez. Yok, çok uzun değil. Yani bir hafta sonrasında cildinde artık bir şey hissetmez. Ama tabii ağır aktivite biz kesinlikle ilk 3 ay önermiyoruz. Hı-hı. Yani ağır kaldırayım, işte ağır iş yapayım. Tabii. Ha, yürüyüş yapabilir 20. Hı-hı. günden sonra. Ama ilk 3 ay mümkünse kendini koruyacak. Yani. Hem soğuktan koruyacak, hem ağır aktiviteden. Doğru. Mardin'den bir izleyicimiz yazmış. Geçen yıl doğum yapmış. Bu yıl kısmet yine hamileyim. Geçen yıl gebeliğimde 2 hafta gelişim geriliği vardı. Ve akciğerde akciğer iğnesiyle kilo aldım. Akciğer ve kanımda erken doğum yapmadım. Bunun sebebi nedir demiş. Biraz şey yazmış. Ben de o yüzden tam okuyamadım. Varislerim var ve yaşım 35. Bundan olabilir mi demiş. Bir de sormak istediğim, üçlü tarama testim şimdiki gebeliğimde yüksek çıktı. Mom değeri. Mom, evet. Doğru mu okuyorum?
tutmam diye. Tabii terimleri çok doğru okuyamıyorum ben de. 0.87 sınırın altında. Sizce ne yapmalıyım? Karnımdan sıvı aldırayım mı? Sizce risk var mı? Ve bu gebeliğimde de gelişim geriliği olur mu? Şu an 6 aylık haftasıyla yerindeydi bir ay önce demiş. Şimdi ilk gebeliğinde yaşadığı sorunlar bunda tekrar etme olanağı kaçtır? Gelişme geriliği sebebine bağlı olarak değişir. Eğer beslenme hatalarına bağlıysa, iyi beslenirse gerçekleşmez. Tansiyon yüksekliği, tansiyon normal. Evet, yani vücudun toparlanmasına süre, tansiyon yüksekliğine bağlıysa, şu an tansiyonu yok, muhtemel gelişmez. Beslenmesine dikkat etsin. Bol proteinli gıdası, ben hastalarıma hep onu söylerim. Yani günde 3 bardak sütünüzü, 2 kase yoğurdunuzu, her gün 3 ceviz, 10 bademinizi yiyin. Karbonhidratlı gıdalara çok yönelmeyin, yağlı gıdalara çok yönelmeyin. Evet, enerji kaynağı için gerekli. 2 dilim, daha fazla değil. Hani o kalorinize göre. Sebzenizi her öğün yiyin. Mutlaka bakliyatınızı yiyin. İşte her gün 100 gram etinizi yiyin. Beslenme problemine bağlı gelişme gerilikleri düzenli beslenirse toparlar. Ama bizim simetrik gelişme gerili dediğimiz bir durum var. Bu kromozomal anomalisi olan bebeklerde olur. Erken dönemde başlar ve beslenmeyle toparlamaz. İşte onun için üçlü testte de mom değeri sıkıntılı çıktıysa, ha bu yaşa bağlı momsa onu zaten bekliyoruz, 35 yaş. Yaş 35. Ama yaşa bağlı mom değil, hormon değerleri ve ultrasonu içeren bir mom değeri ise, mom ne demek? Ortalamanın üstünde risk çıkması demek. Yani bu bir risk değer formu. Sen ortalamanın üstünde bir hormon seviyesine sahipsen o risk veriyor sana. Evet. Yaşına girdiğin zaman yaşına bağlı riski veriyor sana. Bir kombine risk 1/250 ve üzerinde ise gerek yok test yapmaya bence. Ama o kendine şunu sorsun. Ben kromozomal anomalili bir çocuk doğurur muyum? Ha doğurmam diyorsa bütün genetik testleri yaptırmalı. Ama neyse kabulüm, kafamı karıştırmaya gerek yok diyorsa hiç gerek yok üçlü test bile yapmasın. Ki üçlü testin doğruluğu %60, %40 yanılma payı evet, var. Yanılma ben üçlü test yapmayı bırakalı 3-4 yıl oluyor. Ben ikili tarama testi yaptırıyorum. Ben dörtlü tarama testi yaptırıyorum. Bunların doğruluğu %90-97. Testi pozitif çıktı diye bu kişinin özürlü çocuğu anlamına gelmiyor. Evet. Ne diyor? Riskim var diyor. Yani kaç? 250'de bir bu çocuğu doğurabilirsin. 249 ihtimalle değil. Evet, evet. Yani yaşadım, bir risk tarama benim testi. Benim bir arkadaşımın öyle oldu. Yani %100 değil. Özürlü olacak, engelli olacak çocuğun, alalım demiş doktor. O da ben Allah-u Teala'ya güveniyorum. Ne yapayım? Öyle olursa da benim kabulüm demiş. Topaç gibi. Ya evet, dediğim gibi yani testin pozitif çıkması bu çocuğun özürlü olacağı anlamına gelmiyor. Yani, yaşa evet. bağlı da yüksek çıkmak olabilir. Onu hekimine sorsun. Varisler ciddi bir problem. Varisini mutlaka ilerlemeden çözmeli. Varis çorabı ve varis hapıyla hekimine söylerse hekimi yazar. Gelişme geriliği de dediğim gibi mutlaka bir ayrıntılı ultrasona gitsin. Bebeğin kalbine bir baktırsın. Onlar yönlendirir zaten. Bu çocukta ufak tefek işte anomali riski var. Ha, ona göre o durumda kararını versin. Evet, sorular bir yandan geliyor. Coştular. Fakat bizim süremiz bitti. Ya ben daha yeni açıldım falan. Konuşmak istiyorum. Sohbet etmeyi de çok severim yani. Evet, çok tatlı bir sohbetiniz var gerçekten. Ben de çok keyif aldım. Şeylerimizi program sonu ben veriyorum doktorlarımıza, sorularımızı. Onlar özel olarak cevaplandırıyorlar. Peki. Yine size de vereceğim inşallah. Sorular bir yandan gelmeye devam ediyor. Çok keyifli bir program oldu. Evet, bir de aslında hani, konuşmak istediğim daha çok şey vardı ama. Evet, benim sorularım bile tamamı bitmedi yani. Ben aslında düşükten falan da bahsedecektim. Neyse, inşallah bir dahaki programa diye. Evet. Kısmet olursa. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sağ olun. Ben de öyle. Çok sağ olun. Var olun. Evet sevgili izleyenler, bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, konuğumuz Azer Hanım'a ve tabii ki sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarın Nazar Boncuğu günü. Sakın ekranlardan ayrılmayın. 14.05'te Nazar Boncuğu'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.